Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde metabolla modellediğimiz bir modelin mesh türüne dönülme, döndürülmesini göreceğiz. Ee, mesela şu şekilden başlayabilirim. Ee, burada epey şekillerimiz kalabalıklaştı. Şunları bir kapatalım. Sadece e, şey olsun Can't refleri de kapattım. Sadece Kapak yani şunu kapak demiştik bu kapağı dönüştürelim. Ee, şu şeyin içinde olduğum için koleksiyonun Dönüşüm yaptığım zaman da yine bu koleksiyonun içinde kalacağım. Kontrol A yapıyorum ve buradan visual geometry to mesh'e basıyorum. Ee, bir şey seçiliyken bu aktif oluyor. Ve buna bastığım zaman e, Şurada bir menü gelecek burada keep original'ı Seçmemiz lazım çünkü bakın Orijinaller yok alıyor. Kesinlikle orijinallerin yok olmaması gerekiyor. Bunu böyle yapıyoruz. Ve artık iki tane nesnemiz oldu. Şurada lokal moda gelirsem sadece bakın bu seçili. Hatta bunun edit moda geçebilirim artık. Edit modda bunun yapısını görebiliyorum şöyle. Fakat bunun yapısında bir sıkıntı var. Dörtgenlerden oluşmasını aslında istiyorum bunun. Ama dörtgenden oluşmamış. Üçgen ve dörtgenlerden oluşmuş. Bununla alakalı bir şey yapacağız. Tekrar retopoloji yapacağız. Tabi burada retopolojiden önce bunun parçaları da ayrılması gerekiyor. Hemen onu da yapalım. Parça nasıl yapılıyor? Tabi bundan önce organizasyon çok önemli. Ben şimdi şuraya mesh kapak yazacağım. Mesh kapak, meta kapak, mesh kapak. Sonra bunu sürükleyip bunun içine bırakıyorum. Artık bunun içinde nesnemiz. Şimdi bunu kapatalım ve şunu açalım. Tekrar görünür oldu. Lokal moddan da çıkabilirim istersen. E, edit moddan çıkacağım. Şimdi bir küp nesnesi oluşturmam lazım. E, cursor nerede? Cursor merkezde değil. Merkezde yapalım. Shift S. Cursor to Word Origin diyelim. Shift A ile bir e, küp oluşturuyorum. Bu küp tabi çok büyük oldu. Edit moda geçip, Edit bunu biraz küçültelim. Şimdi tabi ben burada nes, benim nesnelerim aslında tek parça. Böyle e, farklı parçalara bölme gereksinimim yok. E, o gereksinim nereden ihtiyaç olabilir? bazen birbirinin tekrar parçalar oluyor mesela üst taraf oluyor alt taraf onların aslında sadece bir tanesini kullanıyoruz sonra onu kullanacağımız oyun olsun veya bir film olsun kopyalayarak kullanıyoruz birbirinin tekrar şeyleri aynı işi bir daha yapmıyoruz yani mesela şöyle bir şey olsaydı benim tekerim böyle iki yönlü olsaydı yani şu kapak bir de altta simetri olsaydı ben sadece üsttekini kullanacaktım veyahut ee, ekstra bir parçası varsa onu kesecektim. Yani bölmeleri ayıracaktım. En azından kesme nasıl yapılıyor onu gösterelim. Şimdi ben bunu e, şu küp S Z deyip yukarıdan da biraz böyle yapalım. G Z diyelim. Hani aslında e, şöyle ortadan böldüğümü farz edin. Tam ortalamak istiyorsam da aslında e, şunları burada X'lerini sıfır yaparsam Tam ortaya geliyor. Hani böyle bir şey yapmak istiyoruz. Tabi tepeden bakımına bakacağız. Bir tane pratik bir şey var. Eklenti var. Onu açmamız gerekiyor buradan. Add-ons. Bool tool diye geçiyor. Bool. bool yazarsak gelir zaten. Şu bool tool'u aktif etmemiz lazım. Bunun burada shortcut'ları falan var. Kısa yollar. Ctrl-Shift-B gibi falan. Biz arayüzde var. Arayüzünde kullanabiliriz. Ee, Şimdi arayüz kullanacağız. Bunu şuradan aktif etmeniz gerekiyor. Sonra da save preferences diyeceğiz ve kapatacağız. Şimdi bu ne, ne zaman geliyor? Şöyle gelelim edit modda. Şurada Bull tool geliyor bakın. Ee, önce bunu en son Bull tool'u seçiyoruz. Yani ke kesme şeyini bunu seçiyoruz. Veya birden çok keseceğimiz şey varsa onları seçip en son onu seçiyoruz. Hatta ben bunu da şöyle bunun içine alsam iyi olur şuraya. Ee, Sonra aramayayım onu yani etrafta. Şimdi bunu seçtik. Ee, ya da önce bunu şunu seçelim. Sonra da slice diyorum. Burada mesela bunu böldü. Peki ne yaptı? da kapak. E, gerçi şu seçili olduğu için böyle bir şey yaptı. Ctrl Z yapalım. Şunu aktif edelim ve. Bunun için şöyle bir seçim yapalım. Önce bunu sonra bunu seçeceğim ve slice diyeceğim. Bakalım. E, ters bir işlem yaptı. Bunu onun içinden çıkarıyor. Ctrl Z e, ne yapmıştık? Önce bunu sonra bunu seçtik. Yani e, şöyle sonra bu. Bu aktif oluyor. Sarı olan. Slice dersek e, ilk seçtiğimiz diğerlerini kesen anlamına geliyor aslında bu durumda. Burada bunu şey çarptı. Yani iki parçaya ayırdı. Bakın şöyle bir parçalar çıktı. Birisi bir taraf, birisi bir taraf. Eğer ben bu kutuyu oynarsam kesim de bakın oynuyor. Kesim noktası. Hala aktif. Hatta yavaş hareket ediyor. İşlem yapıyor çünkü. Şimdi burada Ctrl-Z ile tekrar ortaya getireyim onu. Bir saniye. Şimdi burada Bölme işleminde şunu yapalım. Şuraya geliyoruz. Sonra bunun ikisi aynı datayı kullanıyor. Bunları datadan kurtarmamız gerekiyor. Şu sol taraf mesela tamam mı? Bu da sağ taraf oluyor. Sol tarafı şuradan gelip şu iki aynı dataya şöyle bakarsak mesh yazıyor bakın. Ve mesh yazıyor. İsimleri burada ayırtıcıdır. Aynı isimde iki şey olamaz bu blender'da. Ama bu aynı demektir. Yani ikisi aynı datayı kullanıyor. Alt D ile kopyalanmış demek aslında. Biz bunu artık kendine ait bir kopya olsun. Diğerinden kopsun istiyorum. O yüzden şuna bir kez basarsam artık kendine ait bir kopyası olmuş oluyor. Bu tamamen aslında ondan koptu. Bunda aynı şeyi yapmama gerek yok. Yani amacım bunu iki parçaya bölmekse. Şimdi böldük ama tam işimiz bitmedi. Şu seçiliyken Ctrl A diyorum. Tekrar View Geometry to Mesh diyorum. Şimdi şurada Keep Original aynen duruyor. Yani burada artık onu yapmama gerek yok. Ha hani i̇ster şunu yapmak istiyorsam zaten hani orijinal şekil tamamen kalsın istiyorsam aslında ee, onun kopyası üzerinde bu parçalama işlemini yapmam lazım. Hani şu, şu şekil için. Ama şimdilik gösterme amacıyla yaptığımız için keep original olmasın diyorum. Ee, şurada direkt kendisi öyle oldu. Sonra şunu seçiyorum. Ve yine aynı işlemi. Ctrl A ve Visual Geometry Tumeş diyorum. Artık bakın birbirinden bağımsız. Hatta e, şu şeyden de bağımsız bir yapı oluştu. Şimdi bu kutuyu tekrar boyutlandırıp böyle değişik bir e, pozisyona getirip e, tekrar kesim yapabilirim. Yani aynı şekilde bunu taşırım mesela şuraya. E, şöyle tepe görünüme gelip. Buradan R ile biraz şöyle yaparım. Yani şöyle getiririm. Şuradan bir kesti almak istiyorsam. Diyelim ki e, aynı işlemi bir daha yapabilirim. İşte bununla bunu seçerim. Önce bunu sonra şunları seçiyorsun hani. Tekrar burada slice dediğin zaman. Bakın buradan tekrar böldü onu. Gibi yani e, kesme işlemimiz bu şekilde oluyor. Sonraki videomuzda e, bu kestiğimiz parçalardan retopoloji. Yapmaya bakalım. Tabi burada tam anlatmadığım bir şey. Hemen onu da bir göstereyim. Şurası yani önemli oluyor. Lokal moda gelirsek. Şimdi bu kesme işlemini yaptıktan sonra şurasını böyle dolduruyor. Yani şurası böyle istemediğim bir şey. Tek bir poligondan oluşuyor aslında. Genellikle böyle olmasın isteriz bunu. Burayı şu Yüzey Seçim moduna gelip ve burayı da seçip X'e basıp Faces diye ortadaki şekli sileriz. Çünkü bunu bir bireyle birleştireceğimiz için veya diğer şeyle bu şekil yapmamızda fayda var.